Evet bu videoda bir parantez açıp tavlama süreci üzerinde durmak istiyorum. Tavlama bir sertleştirme mekanizması değil. Aksine gerinim sertleşmesiyle sünekliğini kaybetmiş malzemeleri tekrar yumuşatmak için sünekliklerini arttırmak için uyguladığımız bir ısıl işlem e, süreci. Burada bundan bahsetmek istiyorum çünkü hazır yeri geldi. Önceki videoda gerinim sertleşmesinden bahsettik. Aynı zamanda çok fazla kullandım. Tavlama yapıyoruz, tavlama uyguluyoruz şeklinde önceki videolarda. O yüzden kısaca bir bu tavlama nasıl bir süreç, nasıl işliyor ve malzemeleri nasıl yumuşatıyor? Bir parantez açıp bu videoda bunun üzerinde durmak istiyorum. Şimdi tavlamanın nasıl malzemeleri yumuşattığına geçmeden önce tavlama işlemine neden ihtiyaç duyuyoruz? Bir bununla başlayalım. Örneğin diyelim ki buraya çizdiğim gibi bir alüminyum ya da herhangi bir metal ya da alaşımdan bir parça var elinizde. Ve siz bunun kesitini incelterek şöyle incecik saç yapısında ya da plaka yapısında bir parça üretmek istiyorsunuz. Şimdi bunun için bu elinizdeki ingot'u haddelemeniz gerekiyor. Tek adımda bunu döküm yöntemiyle bu kadar ince bir parça üretmeniz mümkün değil. Yani aslında bunun için olan, bunu üretmenize olanak sağlayan bazı üretim yöntemleri var. Örneğin ikiz merdaneli sürekli döküm tekniği gibi fakat bu tekniği her metal ve alaşıma uygulayamıyoruz. Özellikle katılaşma aralığının katılaşma aralığının fazla olduğu alışımlarda bu teknik uygulanamıyor. Biz bu tartışmaları şimdilik zaten bir kenara bırakalım. Esas konumuzdan bahsedelim. Merdaneler arasında sıkıştırarak, haddeleyerek bu ingotu inceltmeye başladığımızı düşünelim. Şimdi benim burada çizdiğim bu resim bile biraz abartılı bir resim. Yani oldukça ciddi bir kesit incelmesi var burada gördüğünüz gibi. Bu kadar büyük kesit incelmelerini tek adımda elde etmemiz pek mümkün değil haddeleme ile. Mutlaka adım adım yapıyoruz bunu. Yani ilk başta haddelin merdaneleri arasındaki mesafe daha açık oluyor. Kesiti bir miktar daraltıyoruz. Sonra gittikçe merdaneler arasındaki mesafeyi azaltarak her bir geçişte yeniden yeniden haddeleyerek bu malzemeyi ince bir istediğimiz plaka yapısına ulaşana kadar devam ediyoruz. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi ilk olarak elimizdeki bu dökülmüş ingot parçadan bir numune işleyip akma eğrisine bakarsak şöyle bir durum gözlemleyeceğiz. Bu muhtemelen çok fazla bir akma dayancı göstermeyecek. Çünkü daha yeni dökülmüş sünek bir malzeme olarak değerlendiriyoruz. Aynı zamanda sünekliği de burada gördüğünüz gibi oldukça yüksek. Biz bunu bir tur haddeden geçirdikten sonra bunun sertliğinde bir artış gözlemleyeceğiz. Ve sünekliği de bir miktar azalacak. Ondan sonra tekrar haddelediğimizde bunun sertliği daha da artacak fakat sünekliğinde çok ciddi bir azalma gözlemleyeceğiz. Ve bu malzemeyi tekrar buradan aldığımız şekliyle tavlamak istersek bunun mümkün olmadığını gözlemleyeceğiz. Çünkü burada gördüğünüz gibi bu malzemenin sünekliği ciddi bir biçimde azalmış durumda. Yani plastik şekil değiştirme kapasitesinde çok ciddi bir düşüş var. İçindeki dislokasyon sayısı çok fazla arttığı için bizim haddelemeye tekrar devam edebilmemiz için işte bu noktada tavlama adını verdiğimiz bu işlemi uygulayarak tekrar buradaki bu sertleşmiş malzemenin eğrisini buraya bu şekilde getirmemiz gerekiyor. Yani hem gücünü azaltacağız hem de sünekliği artacak. Tabi güçteki azalma süneklikteki artışa bağlı bir etken olarak ortaya çıkıyor. Bizim istediğimiz şey değil. Tavlamada bizim esas elde etmek istediğimiz durum bunun sünekliğini arttırmak. Yani şöyle söyleyebiliriz belki. Tabi güçte bir düşüş olması da şekil değişimi açısından bizim işimize gelen bir durum. E, şekil değişimi sonrası diyelim. Şekil değişiminden sonra malzemenin gücünde ya da dayancında da belki daha doğru bir tabir olur. Bir artış var. Bunu güç yerine belki dayanç demem daha doğru olacak. Malzemenin dayancında bir artış gözlemliyoruz. Ve sünekliğinde bir azalma olduğunu gözlemliyoruz. Tavlama yaptıktan sonra dislokasyon sayısı azaldığı için çünkü tavlamanın yaptığı şey bu. Birazdan ayrıntılarıyla bahsedeceğim. Malzemenin dayancı azalıyor ve sünekliği bir artış gösteriyor. Tabi dislokasyon sayısı artıyor derken önceki videoda pardon azalıyor derken önceki videoda rakamlar vermiştim hatırlarsanız. Tavlama işleminden sonra bile malzemede 10 bin ila 1 milyon arası dislokasyon görüyoruz. Sadece 1 milimetre karelik alana baktığımızda bu tabi bu malzemeyi sünek bir malzeme yapmak için yeterli bir dislokasyon sayısı şekil değişiminden sonra 1 milimetre karelik alan içerisindeki dislokasyon sayısı 10 milyar gibi değerleri bulabiliyor Bu kadar çok sayıda dislokasyon bu kadar dar bir alana hapsolduğu zaman bunlar birbirleriyle etkileşerek ve birbirlerini kitleyerek Numunenin sünekliğinde Bir düşüş olmasına ve dayancında bir artış olmasına neden oluyorlar Şimdi bu tavlama dediğimiz ısıl işlem 3 adımdan meydana geliyor. Tavlamanın adımları diyelim. Bunlardan birincisine ilk adıma toparlanma diyoruz. İkinci adıma yeniden kristallenme diyoruz. üçüncü ve son adıma da tane büyümesi diyoruz. Bunlar tabi bu ısıl işlem sırasında malzemenin yapısında gözlemlediğimiz değişimler, gözlemlediğimiz süreçler. Şimdi ilk olarak toparlanmayla başlayalım isterseniz. Toparlanma yeniden kristallenmeye kıyasla nispeten düşük bir sıcaklıkta meydana geliyor. Tabi yine numuneyi ısıtmamız gerekiyor. Fakat buradaki sıcaklık kristallenme sıcaklığı kadar yeniden kristallenme sıcaklığı kadar yüksek bir sıcaklık değil. Toparlanma nispeten düşük sıcaklıklarda meydana geliyor. Ve özellikle kristal yapıdaki boşlukların yayılımıyla fiziksel özelliklerin şekil değişimi öncesindeki değerleri geri döndüğünü gözlemlediğimiz bir süreç bu. Yani örnek olarak fiziksel özelliklerden mesela elektriksel iletkenliği düşünebiliriz. Elektriksel iletkenlik şekil değişimi öncesindeki değerlere dönüyor. Aynı zamanda malzemenin kafes yapıda bulunan elastik gerinimlerde de ciddi bir düşüş gözlemliyoruz. Malzeme biraz toparlanıyor adı üzerinde. Fakat malzemenin mekanik özelliklerinde bir değişim gözlemlemiyoruz. Çünkü toparlanma süreci malzemedeki dislokasyonlar üzerinde bir etki yaratmıyor. Mekanik özellikler dislokasyonlar tarafından kontrol edildiği için ve dislokasyonlarda bir değişim olmadığı için toparlanma sırasında malzemenin mekanik özelliklerinde Aynı zamanda malzemenin mikro yapısında herhangi bir değişim gözlemlemiyoruz. Şimdi şuradaki yapıyı tekrar buraya biraz abartılı olarak çizmeye çalışayım. Bunun bir tane yapısı var bildiğiniz gibi. Biz bunu haddeledikten sonra eğer şu kısımdan bir mikro yapı örneği alırsak diyelim ki buradaki kısmın mikro yapısını inceliyoruz. Buradaki dikdörtgen içerisinde bu malzeme içerisindeki bu taneli yapının böyle taneler gözlemliyoruz. Haddelenme yönüne doğru şu şekilde uzamaya başladıklı uzadıklarını gözlemliyoruz. Haddelenmiş numuneden bir pardon haddelenmiş parçadan bir metalografiz numunesi alıp mikro yapısını incelediğimiz zaman. Çünkü bu malzemenin tane yapısı haddelenme sırasında bu haddenin merdaneleri tarafından eziliyor. O yüzden bu şekilde uzamaya başlıyorlar. Toparlanma sürecinde bu mikro yapının değiştiğini gözlemlemiyoruz. Toparlanmanın sonrasında da mikro yapı olduğu gibi korunuyor. Yani bu uzamış taneleri aynen gözlemliyoruz. İkinci olarak bu yeniden kristallenme sürecine geçtiğimiz zaman sıcaklığın daha da artmış olması gerekiyor. Daha yüksek bir sıcaklıkta meydana geliyor. Yeniden kristallenme. Ve adı üzerinde yeni tanelerin kristallendiğini görüyoruz bu süreçte. Bu taneler bu tane sınırlarında çekirdekleniyorlar. Ve diğer taneleri bir anlamda yutacak şekilde malzeme boyunca yayılmaya başlıyorlar. Yani büyümeye başlıyorlar. Diğer bir deyişle yeniden kristallenmenin hemen ardından taneler bir anlamda bu büyüme sürecine geçiyorlar diye düşünebiliriz. Şimdi bu nasıl oluyor diye soracak olursanız yani bir burada bir tane var şöyle. Ya da şöyle yukarıdaki resimde çizdiğim gibi çizeyim. Bu böyle biraz uzamış, haddelenme yönünde ve bunun içi dislokasyonlarla dolu. Ve burada çekirdeklenen yeni bir tane bunun içine doğru yayılırken ve bunun içine doğru büyürken buradaki dislokasyonların ortadan kalktığını görüyoruz. Bu nasıl oluyor diye soracak olursanız bu bu yeni büyüyen, yeni kristallenmiş bu tanenin büyümesi sırasında bu tane sınırının, bu hareket eden tane sınırının bu dislokasyonları yutmasıyla mümkün oluyor. Şimdi bunun olması için de bu yeniden kristallenen bu taneler arasındaki yönelim farkının 10 ila 15 dereceden büyük olduğu yüksek açılı tane sınırları olması gerekiyor. Bu tane sınırlarının yüksek açılı tane sınırları olması gerekiyor. Bundan önceki videolarda bahsetmiştik hatırlarsanız. Eğer iki tane arasındaki yönelim farkı 10 ila 15 derecenin üzerine çıkarsa aralarında çok ciddi bir uyumsuzluk olduğu için bu iki tane arasında çok fazla sayıda dislokasyon bulunuyor bulunuyormuş gibi düşünebiliyoruz diyorduk. Bu büyüyen tane sınırlarının, hareket eden tane sınırlarının bu kriz, bu mikro yapıdaki dislokasyonları yutabilmesi için çok Büyük bir uyumsuzluk yönelim farkı olması gerekiyor ki bu dislokasyonlar bu tane sınırları içinde çözünebilsinler, yok olabilsinler, tane sınırları tarafından bir anlamda yutulabilsinler. Dolayısıyla yeniden kristallenme sürecinde bu bizim için oldukça önemli bir kriter, e, tane sınırlarının yüksek açılı tane sınırı olması gerekiyor bu dislokasyonları yutabilmeleri için. Dediğim gibi biraz önce yeniden kristallenmenin hemen ardından tane büyümesi geliyor. Çünkü kristallenmiş bir tane ardından büyümeye başlıyor. Bu tanelerin büyümesinin nedeni daha önce belirtmiştim hatırlarsanız tane sınırlarını yüksek enerjili alanlar olarak tarif etmiştik. Taneler büyüdükçe birim hacine birim hacim başına düşen tane sınırı miktarı azaldığı için sistemin toplam serbest enerjisinde de bir azalma meydana geliyor. Yani taneler büyüdükçe aslında sistemin enerjisinin azaldığını gözlemliyoruz. Yani bu yeni kristallenmiş yapı ufak taneli yapı mekanik açıdan kararlı bir yapı olarak değerlendirilebilir fakat termodinamik açıdan kararlı bir durumda değil. O yüzden ...fırsatını bulduğu zaman taneler büyüyerek sistemin enerjisini azaltma yoluna gidebiliyorlar. Şimdi yeniden kristallenme süreci bazı etkenlere bağlı. Bunları da kısaca burada belirtmek istiyorum. Her malzemede aynı şekilde meydana gelmiyor. Örneğin kristallenme sıcaklığı ya da şöyle diyelim bu süreç şekil değişimi miktarına bağlı. Şekil değişiminin miktarı, malzemedeki deformasyon miktarı, yeniden kristallenmenin ne kadar kolay oluşacağını da etkiliyor. Eğer çok büyük bir şekil değişimi söz konusuysa, yeniden kristallenme daha düşük bir sıcaklıkta başlayabiliyor. E, Tabi eğer çok az miktarda şekil değişimi varsa, yeniden kristallenme daha yüksek bir sıcaklıkta başlıyor, hatta başlamaya da biliyor. E, sıcaklık da tabii tahmin edebileceğiniz gibi Bu yeniden kristallenme sürecini etkiliyor Zaten yukarıda bahsettim Eğer şekil değişimi miktarı çok yüksekse e, Sıcaklık çok daha düşük oluyor Yani yeniden kristallenmenin başladığı sıcaklık daha da azalabiliyor Bu önemli bir nokta Yani bir saf metalin erime noktasından bahsedebiliriz tek bir sıcaklık olarak fakat yeniden kristallenme sıcaklığını tek bir sıcaklık olarak veremeyiz. Ne kadar çok şekil değişimine girmişse bu sıcaklık o kadar düşüyor. Tabi süre de bir etken. Yeniden kristallenme yayılımla gerçekleşen bir süreç olduğu için e, zamana bağlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Örneğin ne kadar yüksek bir sıcaklıkta biz numunenin yeniden kristallenmesini sağlarsak o kadar kısa bir süre içerisinde bu sürecin tamamlandığını görüyoruz. Bunun yanında ilk tane boyu da ilk tane boyu da önemli bir etken. Yani buradaki bu ingotun sahip olduğu tane boyu ardından bu tane boyu tabi buraya da aynen geçiyor. Sadece uzamış olarak taneler boyut değiştiriyor fakat tane sınırı miktarı e, da bir değişme olmaması gerekiyor. Tane sınırı pardon tanelerin boyu ne kadar büyük ise o kadar fazla bir şekil değişimi uygulanması gerekiyor e, bu yeniden kristallenmenin sabit bir sıcaklıkta gerçekleşebilmesi için. Örneğin elimizde bir malzeme var diyelim. Daha doğrusu iki tane numune var. Bunları şekil değişimine sokacağız. Bunun tane boyu şöyle ince ince tanelerden oluşuyor diyelim. Bunun ise taneleri çok daha büyük olsun. Bu sağ tarafta gösterdiğim numunede Örneğin aynı sıcaklıkta T ile gösterdiğimiz bir sıcaklıkta yeniden şekille, yeniden kristallenmenin başlayabilmesi için bu sağ taraftaki numunenin çok daha büyük miktarda şekil değişimine girmesi gerekiyor. Kompozisyon da etkileyen faktörlerden bir tanesi. Numunede hangi alışım elementlerinin bulunduğu da şey yeniden kristallenmenin hangi sıcaklıkta başlayacağını, ne kadar süreceğini belirleyen etkenlerden bir tanesi. Örneğin malzemenin saflığı ne kadar yüksekse yeniden kristallenmenin başlayabilmesi için gereken sıcaklığın o kadar düştüğünü gözlemliyoruz. Yani alışım elementleri bu sıcaklığı arttıracak bir şekilde etki yaratıyorlar. Bunları herhalde önemli 5 etken olarak sıralayabiliriz yeniden kristallenme sürecini etkileyen etkenler olarak. Son olarak bir de yeniden kristallenmiş bir alüminyum parçadaki mikro yapı fotoğraflarını göstermek istiyorum. İlk olarak en üste gösterilen resimde Wikipedia'dan alınan resimler bunlar. En üstteki resimde şekil değişimi sonrasında haddelenmiş bir numunedeki tane yapısı gösteriliyor. Ondan sonra ikinci fotoğrafta yeniden kristallenme başlamış gördüğünüz gibi. Bu fotoğrafı göstermek istedim çünkü yeniden kristallenme her yerde aynı anda başlayıp aynı anda tamamlanan bir süreç değil. Örneğin burada ortada ve kenar kesimlerde yeniden kristallenmenin başladığını gözlemliyoruz. Yeni taneler çekirdeklenmişler ve büyümeye başlamışlar. Burada da tek tük bazı taneler var. Fakat eski mikro yapıyı koruyan birçok bölge var gördüğünüz gibi. Ve süre devam ettikçe belli bir noktadan sonra artık bütün tanelerin yeniden kristallendiğini ve birbirleri üzerine yığılarak tane sınırlarının temas etmesi sonucu e, durduklarını gözlemliyoruz. Tabi bu noktada eğer bu numuneyi fırında tutmaya devam edersek bu taneler büyümeye devam edecekler mutlaka. Çünkü biraz önce dediğim gibi termodinamik açıdan taneler ne kadar büyük olursa sistem enerjisini o kadar düşürebilecek. O yüzden yeniden kristallenme sıcaklığında numuneyi ne kadar uzun süre tutmuşsak tanelerin boyunda o oranda bir büyüme bekliyoruz.